Gaziantep takımı karşısında 1-0 öne geçmişken neden böyle bir skorla, böyle bir yenilgiyle sağdan ayrıldı Galatasaray? E, nelere bağlayabiliriz bunu? Bunun çok nedeni var. Bir öncelikle bu maçın gündüz oynanması hataydı. Perşembe günü evinde zorlu bir Barcelona maç oynayan, Beştaş maçında da zorlu zeminde, Barcelona zorlu zeminde oynayan bir Galatasaray'ın bir gündür Ersi gün Antep'e gittiğini ve gündüz oynadığını kabul edersek bu planlamanın yanlış olduğunu söylüyorum. Yani maç planlamasının Türkiye Futbol Federasyonu'nda yetkililerin hata yaptığını söylüyorum. Bu bir. İkincisi, Akşam oynanmalıydı diyorsun. Bence de yani. E, bu bir. İkincisi e, Galatasaray takımının yorgun olduğunu birinci gol atıncaya kadar yani Gomis'le attığı gole kadar çok net gördük. Şimdi Gaziantep'in burada galibiyetine gölge düşürmeyelim. Tabii ki. Tabii. Ama üçüncüsü şu e, çok yorgun oyuncular varsa bunu tespit edeceksiniz teknik adam olarak. Onun o yüzden. dirençli oyuncuları var. oynatmayı daha çok tercih edeceksiniz. Ya da saha içerisinde etkili olmayan oyunculara daha kolay müdahale edeceksiniz diye düşünüyorum. Kulübede bir fegülü var, oyun'a girmedi. 5 ee, tane oyuncu değiştirme hakkım var, iki oyuncu da kaldın yanılmıyorsam. Ö. Evet. Bunu da yapmadım. Bir Kez daha bakayım ben. De. Ama e, kötü oyunun, yorgunluğun bahanesi bireysel hataları kapsamaz. Yani bugün. Gomis'in kaçırdığı goller yorgunluktan mı? Beceriksizlikten. Yaptığı adama foul e, yorgunluktan mı? Hayır. Koşup adama gelip foul yapıyorsun. Onun yaptığı yanlış hareketten. Artı Berkan'ın yaptığı cezaların içerisinde hareket. Ya topa hakem olamadan bir topa gidip penaltı yapmak kırılma noktası. Şimdi bunlar e, bireysel hatalardan söz ediyoruz. Birçok eşleşmelerden Reha Hoca hep anlatır. Yani eşleşmede Berkan'la Cilobuç'u mu eşleşir golde? Ya Semih eşleşir, ya defanstan başka birisi eşleşir diye düşün. Uzun boylu ve en kötü ipariyle Gomis'le eşleştirirsin bunu. Maçta evvel konuşuyorsun. Bu Ciloboci'nin birçok maçta bu tür goller attığını hep tanık olmuşuz. F fiziğiyle, gücüyle falan. Şimdi e önemli pozisyonlar da kaçırdı Galatasaray. Peki niye Kerem'de o zaman yorgunluk yoktu? Neden yoktu mesela? Niye Tayland'da Berkan'da yoktu? Yani bence buradaki oyuncu tercihlerini morut sana 70 dakika e, sahada dayanmak bence doğru bir hareket değildi yani torrenti eleştiriyorsun diye bazen insanlar e, sosyal medyadan benim aileme küfür ediyorlar ya torrentin savcılısı gibi hepsi ay, mahkemesi şeyi gibi avukatı gibi eleştiriyorlar ya e görsünler Semit'ten Sağbek yarattı ilk yarı iyi oynar gibi gözüktü pozisyonlara girdi ikinci yarıda Maksim'den yediği çalım Sagal'dan yediği çalım Oradan yedi çalım demek ki sabek oynatamayacak mısın yani diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Sevgili Galatasaray'ın hocası şöyle dedi. Benim için Berkan prensim dedi. O prensin neler yapamadığını sahada görüyoruz. Bu Galatasaray'da hocanın prensi olacaksa bir kişi vardır. O da Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da hocaların prensi. Bu Fatih Terim'in de prensi olmalıdır. Domanek'in de prens olmalıdır. Zaten Beşiktaş maçından sonra Domanek'in onu sırtına alması ona verdiği değeri e, şükrettiğinin bir göstergesidir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Morutsan da sağda kalaması. Morut neden e, Feguly'ye sırtını döndü? Ya öyle Bu öfke neden? ben merak ettim. E, Halil Dervişoğlu. Bunlar evet. e, bundan Turgal niye oyuna girmediler? Ben, ben bilmedim. İşte ben diyor ki rotasyon yapıyorum. Ama 5 oyuncudan yorgunsa takım Bakalım ne konuşacak futbolcuların açıklamaları olacak. Hocanın yani, ne bir açıklaması olacak. Galatasaray'ın bu maçı kaybetmesine bir eskiz <laughs> uydurabilirsiniz. Bir özür uydurabilirsiniz Barcelona maçını. Ama bana oyuncuların bireysel yaptıkları hataları bu maçın yorgunluğuna bağlamam. Kusura bakma. Bunun beceriksizliğine, yeteneksizliğine bağlarım ben bu işi. Topa vuramadığın adamın ayağına tekme atmak, hakim değilsin pozisyona. Sen Gomis'in gidip adamı koşma 3 defa çekip sarı kart görüp faul yapman. Gomis'in karşı karşıya kaçırdığı iki tane gol var. Ama Kerem bugün sahanın en iyisiydi. İki tane ağır darbe almasına rağmen ki birinci dakikadaki pozisyon sarı buçuk bana göre. Doğru. Kırmızıya giden bir pozisyon tendonunun üzerine yürüdü. Kit suyu. onun üzerine yürüdü. programda göreceğiz bunu hep beraber göreceğiz burada. Sen Arda kardeşler faul de vermedin. Taş da başlattırdın. Faul de vermedi. Vermedi. Faul de vermedi. Ben buna şaşırıyorum. Milli maç var 3-4 gün sonra. Milli takım aday kadrosunu bu orada ayağına bir şey olsa gitmeyecek. Ama şunu ben en sonunda şunu söyleyeceğim. İki tane Roman almışsın. Bir tanesi sahada etkisiz, bir tanesi kulübede oturuyor. Ya 10 milyon euro verdiniz. Elinize bir tane maksim almamışsınız. O da Roman. Ya hocam az evvel sordum. 18 tane penaltın 18 atmış. Büyük istatistik bu. Adam topa net vuruyor. Hocam da seyrederken dedi ki kaleciye bakıyor dedi. 18 19. Bir gol iki asist maçta. Şu roman bedava geldi Antep'e ya gönderiyorlardı bir daha sözleşme imzaladılar sevgili Ender. Bunu göremiyor musunuz siz ya böyle Maksim? Ama Antep'te oynuyorsa Galatasaray'a yakışmaz. Antep'te oynuyorsa Galatasaray'da oynayamaz. Siz Morutan'la Çıkıldağ'yı alırsınız ancak 10 milyon liraya yakışır diye ikisi de Galatasaray'da büyük işler yapıyorlar. Bütün Avrupa kulüpleri bu iki futbolcunun peşinden koşuyor. Galatasaray yönetimine pazarlıklar yapıyorlar. 20 milyon Çıkıldağ'a veriyorlar 25 Morutan'a veriyorlar. Enteresan bir şey ya. Şu Maxim Galatasaray'ın oyuncusu olsa çok basit bir şey. Adam geldiği günden beri Antep'i ayakta tutuyor ya. Antep'i ayakta da oyuncuların bir tanesi. Yani bunları söylediğimiz zaman bizler suçlu oluyoruz öyle mi? Orada Galatasaray, o taraftarlar, ailelere küfür edenler hepsinin bedelini ödeyeceksiniz mahkemede. Ben size söyleyeyim hepsini ödeyeceksiniz avukata gittiğiniz zaman. Öyle kolay değil insan eleştirmek. Ben ortaya bilgi koyuyorum, bilgi. Çok mu memnunsunuz bugün takımınızdan? Buyurun Berkan'dan çok mu memnunsunuz? 4 milyon euro verecek adam mıymış Berkan? Sıfır e, golü, sıfır asisti olan bir adam. Morussan çıkıldığı anda çok memnun musunuz benim eleştirdiğim? Oyuna kim giriyor biliyor musun? Barış Alper Yılmaz. Hiçbir katkısı yok. Yunus kadar etkisi yok. Yunus'un Adana Demirspor'daki etkisi yok. Yunus milli takıma çağrıldı. Yunus Akgün. Anlatabiliyor muyum sevgili Ender? Benim söylediğim yanına bunlar, yaklaşamaz performansı evet, bu sesle. Bu EYD'ye bedel aldınız sakatlıktan hastalıktan kurtulamıyor. Bugün Omar eğer göz testinde olmasaydı belki Omar oynayacaktı. Belki de Galatasaray o golü yemeyecekti. Yani yapılan kadro mühendisliğinin yanlışlığı şimdi biz bunları konuşuyoruz. Şu Maksim'i almaz mı insan? Alır. Sana otursa, sana sadece kaçırdığın penaltıları alsa, bak Mustafa'nın yerine Beşiktaş maçında Yomis'i gö kaçırdığı penaltıları alsa, Galatasaray puan tablosundaki yeri farklı olur. Peki, Raya ee, Hocam, şimdi biliyorum oyuncu üzerinden okumayı sevmiyorsunuz ama, e, Perşembe-Pazar e, denkleminde oynayan ve oynamayan oyuncular üzerinden mutlaka bir şeyler konuşuluyor. Ee, kenarda da hakikaten deve dişi gibi e, adamlar olunca Fegulisinden Halil Dervişoğlu'na kadar bazı teknik direktörün sadece sağ içi değil sağ dışı kararları da gibi algılıyorsunuz ya da yönetimin açıklanmıyor pek bunlar ama sonradan çıkıyor gerçi ee, ilerleyen zamanda anlıyorsunuz duyuyorsunuz haberlerinin neden olduğunu ama bir gerçek var Galatasaray 15. sırada ligin 30 haftası geride kaldı. Galatasaray'ın sıralamadaki yeri 15. E şimdi bunu böyle büyük camialara kolay kolay anlatamazsınız. E ortada da bir hedef de kalmadı. E sıra 15. lik. E o zaman Galatasaray tarafları neye tutunacak? Tamam. Bu en sondan başlayalım. Halil ile Feguli bana göre onlardan vazgeçti. Yani Feguli'yi zoraki oynatıyor. Halil'den tamamen vazgeçti. Yani bu maçta bile e, yani bunları düşünmüyorsa Muhammed'in olmadığı bir yani ortamda. Enteresan. Yani enteresan. Ya ben ikisinden de yani Feguly'yi de zora hak ediyorum. aldı hocam Halil'i. Evet. Ya aldı ama vazgeçtiğini düşünüyorum. Yani öyle tuttuğunu Aynı falan düşünmüyorum. Şeklen aldı yani. Ya bir de üç yani sen şimdi topu ucunda tutamıyorsun edemiyorsun. Bir santrofor atman gerekir Gomis'in önüne. İki santroforla çünkü top e, sendeyken Galatasaray'dayken beşli bir savunma var. Oyun çünkü sende. Beşli bir savunma var. Yani oyuncu değişiklerine karşı kaldı vesaire. Şimdi eee Maçtan önce bizim bir e, isteniyor olmasın bir dostum var Ataköy'de, Asta Galatasaraylı ve de Kongresi Erkan diye. E, aradı sohbet ettik dedi, hocam bizim Avrupa dönüşleri çok kötüdür dedi. Bugün biz yeniliriz çok rahat dedi. Çok rahat yeniliriz. Yani düşün, taraftarın, böyle kulübe yakın insanları düşüncesi bu. Bununla beraber şuradan başlayayım. Hem oyuncu hem de oyun olarak kısa kısa. semi mesela çok iyi bir Galatasaraylı. Evet devre arası geldi. Alınması gerekir mi? Hayır bana göre. Bir sabek oynatacaksan Alparslan'ı oynatabilirsin. En kötü senin altyapı ne yapıyor Galatasaray'da? Bir tane sabek yok mu oynayacak? Yani Semih Kaya kadar yok mu? Semih Kaya hızlanamıyor ya sprint atamıyor. Yani sprint atan oyuncuya karşılık veremiyor. Ya yani Bu durumda orta sahada Taylan 6 numara oynuyor. 2 tane 8 numara kim başladı? 2 sol ayaklı oyuncu Berkan ve Emre Kılıç. Berkan'dan 8 numara olmaz ki. Burada da bir yanlışlık var bana göre. Moruç sanıyı e, 4-3 pozisyonda sağ çizgide oynattı. Ben forvet arkası oynayacak zaten. Hocam. Aynen aynen. Ben şimdi dedim ki ya daha önce de söyledim. Yani Morussan çizgide mesela çizgi oyuncusu tarifi genelde Kerem gibidir değil mi? Ya. Yani. Şimdi Morussan ha, apayrı bir oyuncu. Ayağını atacaksın, triplik yapacaksın. Evet yetenekli bir oyuncu. Kerem ama nasıl? Daha patlayıcı, daha top ayağında agresif bir oyuncu. Peki önceden ne zaman çizgiye atsanız sıkıntı yaşadın. Tabii sıkıntı. Ya olmadı. Farz edin o plan olmadı değil mi? Ben 10. dakika çok kötü oynuyorsun golü atıncaya kadar dersin ki Berkan gel Taylan'la 6 numara oyna. Emre sen çizgide çok oynadın sağ çizgiye. morussan da santrofo arkası yap. Bununla ilgili de bir hamle gelmedi. Şimdi bununla beraber Gaziantep takımı topayandayken 3-4-1-2 gibi oynadı. Maksim 2 santrofonun arkasında oynadı. Sen topayandayken de 5'li bir, bir savunmaya hücum ediyorsun. 5-3-2'ye döndü Antep. Galatasaray takım her zaman söylüyorum. Türkiye'de Galatasaray içinde değil. Yani e, beşli bir savunma hücum etmesini bilmiyoruz. Ya, az oyuncuyla hep söylüyorum. Çok oyuncuyu bağlamak beşli savunmada önemli. Kerem evet asist yapmış, yaptırmış olabilir. Golde Gomis'e evet Morussan vuramadı. Çizgiyi aç. Sağ çizgide Morussan mı? Aç oyunu. Kol kırın tam uçtuğun ortasında oynadı. Tam ortasına ver. Kol kırın önünde de Gomis dursun. 5 oyuncuyu savunmada 3 oyuncuyla kitleyeceksin. 5'e 3. Semi öyle böyle oynatıyorsan orta sahaya çıkar. Bir de Patri'yi çıkar. Bir hat daha oluşturup o iç oyuncularını da ona göre maçtan önce kurgular. De ki çıkıl daha oynadı ama genç oyuncu oynar da Böyle bir Emre sen de oynarsın. Taylan Berkan'a gerek yok. De ki tek santroforun oradan koşu yapın. Daha fazla ucuma destek verin. Çünkü daha sırtı dönük savunmaya koşu yapabilirsiniz de. bir plan yapması gerek Torrent'in. Yani hücum yani hucum e, oyunun başında kötü, devamında bitişinde hep böyle ezbere kaliteli oyuncularla işte Kerem'in kalitesiyle golü buluyorsun. Galatasaray takımı yorgun da olabilir bak Ender. Yenilebilir de. Ama bir oyun prensibi beşli bir savunmaya Torrent gibi bir oyuncunun e, pardon antrenörün daha takımını doğru yerleştirmesi gerekir. Artı bir bakıyorsun pres yapacak. Üçlü açılıyor şimdi. Bakıyorsun Kolkur kur. E, işte topu almak istiyor. Cinovoci ondan sonra. Ee, bir üçlü savunmaya karşı üç kişi önde oynayan Marussan sağda gelip bir stoperi soldan Kerim e, Kerem'in Gomis'in de ortada kol kura üçlü bir baskı yapıp çizgilere yönlendirmesi gerekir. Biz niye Torrent'ten bahsediyoruz yani Guardiola ile çok uzun süre çalışmış. Oraya yönlendirinde baskı yapıp kazandığında oradan geçişi başlatman gerek. Bunu ben baktım antrenör olarak bu geçişi yapabiliyor. Şimdi top ayağında baskı yok. Üç kişi doğru basmıyor. Galatasaray'da rahat rahat topa sahip olarak çıkıyor. Sana tehdit oluşturuyor. Önde pres, karşı pres yapmıyorsun. Bütün takım haline geri koşuyor. Galatasaray geri, şimdi yorgun Galatasaray ne yapar? Geriye koşmaz. Dersin Nelson'la Marko'yu daraltın. Önde de doğru pres yapın. Girin Kerem içeri Morus'tan üst stoper aldırmayın. Bizim takımımız üst bölgede kalsın. Ekonomik kullanalım. Üç gün önce maç oynadık. Evet. Birinci golden sonra bunu yapabilirsin ya sen, önce. Sen oyunun evet. başına mesela bunu kurgulamazsın. Bir de öne ya Torrent'ten ben yani bu ıı, farklı bakışları görmek istiyorum. Bu işlemleri görmek istiyorum. Yani farklı Yapar, Guardiola, Guardiola çalışmış bir antrenör. Çok gürcen doğru söyledi. Yapamaz. Galatasaray yine üç gol yener. Ama Galatasaray takım bu sen kadar doğruyu yap. Galatasaray takım olmasın. bu kadar çaresiz oynayamaz. Top ayağındayken de çaresiz. Bak Top rakipteyken de çaresiz. Şimdi bu temelleri yapmayınca işler tabii ki az önce söyledim Semi orada oynar mı? Onlar da zaten şimdi o zaman neye dönüyor? Yanlış sağ bek seçimi, orta saha düzeni, Morussan orada işler ona. Ama oyunun genel çerçevesine baktığımızda büyük resimde ciddi sıkıntı var. Yani top ayağında ve top rakipteyken bir beşli bir savunmaya hani böyle bir etmez Galatasaray hücum. En son söyleyeceğim Galatasaray takım. ben bir daha söylüyorum. Galatasaray kadrosu çok çok kötü bir kadro değil. Fatih Terim zamanında ben çalıştığına doğru inanmıyorum. Toren zamanında bu kadro daha iş çıkartır. Ender 2 kere 2 4. Galatasaray takımı bu kadar senin söylediğin gibi bu sıralarda bu puanlarda olacak bir kadro değil canım. Bizim hocam, ligimizden bahsediyoruz. Var Burası Peki. Ender Premier Lig falan, falan hocam, değil yanlış anlama. İtalya Ligi falan, Bundesliga falan Almanya'daki yani Galatasaray takımı var. bu kadar dağınık bir yok sezon yok. başı övdüğümüz oyuncular bu kadar geriye gitmesi hem yani Fatih Terim zamanı, Torent son haftalarda iyi olsa son altı maçta bir mağlubiyeti de olsa Beşiktaş maçında 60 dakikayı oynasa, Trabzon maçı da iyi oynasa ama bunu sürdürebildiği bu kadro yapabilir. Genç, dinamik bir kadro. Bu Fenerbahçe, ile Fenerbahçe ligimizin şu anda en genç iki, i̇ki takımı. takımı. Düşünebiliyor musun? Fenerbahçe söyledik, İsmail Kartal'la ilgili değerlendirme yaptık ama gelişti. Ne yapıyor? Basıyor. Daha ısıran bir takım. Galatasaray takımı bu, bu referansı bize geçmiş maçlarda gösterdi. Böyle oynaması gerekir. Yani hocam, Galatasaray takımı Galatasaray takımı oyun ve oyuncu gelişme aşkına yani. soracağım. Ne Berkan'ın ne Taylan'ın Sevgili kalitesi yok. gelişmiyorlar. Şimdi, e, büyük takım gerçeği ha. diye bir şey var. Evet yani. E, bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, yüz küsur yıllık takımlar. İşte Trabzonspor sonra da onlara katıldı. Bunların şimdi bir istihap adli derler ya bir yere kadar camialar sabredebiliyor. Şimdi böyle görüntülerde de ister istemez sıkıntılar çıkıyor ortaya. Şimdi gelecek yıla nasıl ve ne şekilde e, umut taşınabilir? Artık bunun planlarını yapmak lazım. E, Fenerbahçe de son yıllarda o şekilde geldiği için, hani senin o anlamda da bir background'un var diye söylüyorum. Ne yapacak Galatasaray? Yani sezon başı hatırlıyor musun Levent abi? Burada senden konuşmuştuk. Bir merkez ortası alması lazım. Alması lazım. Aldı. Alması lazım. Niye Pulgar'ı aldılar oynatmıyorsun yani, Oynamıyor işte. Haydi, başı. O zaman Getson gündemdeydi. Eee Galatasaray adına bir merkez ortası alması lazım Doğru. diye. Doğru. Yani çünkü geçen seneki Getson performansı 8'de 8 yaptırmıştı Galatasaray'a. Dikin e, so, son döneminde. Yani Galatasaray ikinci yapan çok ciddi bir Getson performansı vardı. Ve e, ta, Taylan'la e, Berkan'ın Berkan o performansı gösteremeyeceği de aşağı. Geçen sene Taylan bir de eto şey, oynuyordu. mesela Fatih Hoca hocam ya ikisi de altı numara hocam. gibi yani ikisi de çok böyle kreatif oyuncu ve değil. hocam e, şey Fatih Hoca sezon başında tek e, yani ya Berkan çıkıldı oynadı ya Taylan çıkıldı oynadı. Gene e, sorun yaşadı orta sahada. Rakip çok rahat geçti e, orta sahayı. Mecbur kaldı e, iki defansif orta sahaya yani altı numaraya dönmeye o, o bölgede. Ve e, bu sezonun özelliğine baktığımız zaman e, Galatasaray'ın öne geçtiği maçlardan puansız ayrıldı. Trabzonspor maçı 2-0 öne geçti. Kasımpaşa maçı 2-0 öne geçti. Fenerbahçe maçı 1-0 öne geçti. İkinci yarıdaki Trabzonspor maçı. İlk yarıdaki bir, Beşiktaş 1-0 öne, öne geçti. Tabii 1-0 öne geçti. Kırılganlığı gösteriyor. İlk yarıdaki işte. Beşiktaş maçı 1-0 öne geçti. Ama maçın kahramanı Ersin. Hayır hayır bir dakika bir şey söyleyeyim. Reha Hoca'nın dediğine geliyor iş. Öne geçiyorsun o zaman arayı kapatıp kompakt Avrupa'daki ay, oyun sistemine dönmüyorsun. Anlar, Dönsen neyse, belki kaybetmeyeceksin yani. Sağ içi sağ dışı. Anlayan anlayan, bu. Ay, anlatmaya çalıştım bu. son Barcelona maçı gene bir sıfır öne geçti. Evet. Yani e, bu neyi gösteriyor? Bu veriler çizdi, neyi gösteriyor? Gibi, sen e, büyük takımın ve e, hedefin var diyorsan en azından öne geçtiğin maçı mağlup bitirme ya. Oyunu, Tutmayı oyunu tutmasını diyeceksin. Barcelona yani oyunu yani tutuyorsun orada, işte. O, ama 0-0'da tutuyorsun. Mesela ya, şey Erkan Bey'e ama. söyle Avrupa dönüşleri kaybediyor diye Avrupa dönüşlerinde Beşiktaş'ı yendi Galatasaray. 0-0 yani şey, Barcelona'dan döndükten sonra. Şey, bu ee, maç psikolojik olarak da biraz yormuş olabilir oyuncu. Yani bu. o, o, o bölümde e, sezon başından beri söylüyor. Oyunu yok, oyunu yok, oyunu yok, oyunu yok diye. At golü. Hani Şimdi mesela, de oyunu yok. Levent abi şeyi seyrediyorum. Beşiktaş dergisini. Kerem golü attı. Maçı anlatan arkadaşımız dedi ki yayıncı kuruluşta Galatasaray golcüsüyle öne geçti dedi. 7. golü. 29 maç oynanmış. 7. golüne golcüsüyle öne geçti diyor. 8. golü attı sonra. Yani. Sonra 8. golü attı. Galatasaray'dasın. Forvet oynuyorsun. Sezonun yıldızısın. Hocan seni sırtını alıyor. 8 golün var abi topla. Ben kaliteli oyuncu. Yani orada ee, çok ciddi bir Levent abiye katılıyorum. E, kadro planlamasında yapılan transferlerin kadro e, yeterli kalitesine. değil ya. Mesela Maxim diyorsun. E, Maxim'in antebi de 12. abi. 12 tane mağlubiyeti var değil mi? Aynen ben? yani e, bu, bu iş oy, oyuncu üstünden yapılacak e, Hayır katkısını düşünüyorum. Maxim'in Etrafındaki oyuncular yeterli değil mi? ben. Galatasaray de. takımının da 12 8 mağlubiyeti var yalnız ya. Galatasaray'ın da 12, 12 oldu. Tabii, muyum, tabii. Hayır yani. yani e, inanılır gibi değil. O yani, abi. Çıkıldı Ademax. Maxim gelse de yani bir oyuncuyla değiştirebileceğin çok bir şey çok yok. Çok şey değişti Maxim. Yani Maxim yani yalnız 12 golün parantez içinde bir, 8 8'i penaltı, 8 penaltı biliyorsun yani. yani. Maksim demek, kalitesi 2 Romenden daha kaliteli. Hayır bir, bir, bire bir ben Çıkıldı ama yani. Amorosan çok çok kötü. Yani ben oyuncu olduğunu düşünmüyorum Levent abi. Ben e, yani potansiyelli ama dediğim gibi yani bu kadronun daha iyi çalışıp daha potansiyelini ortaya çıkarması gerekli. Sonra yedi... o kadar da kötü oyuncular Ay, Başkan ya. şey başkan yardımcısı Kampo söyle demiyor. Ya doğru. Sezon doğru. sonunda iki oyuncuyla da kulüp ararlarsa şaşırmayalım. Ben bunu bu kadar söyleyeyim. Galatasaray şimdi... eldeki oyuncu özelliklerine göre bir oyun bulamadı. Sezon başından beri sıkıntı yok. Yoksa Berkan, Taylan, Şimdi Berga, Berkan'la Tayland tabii ki Fernando gibi Galatasaray'da oynamış gibi bir oyun, play, oyun kuran playmaker değil. Ama Fenerbahçe şimdi Crespo ve Zayis'la yani ...bir dinamizm getirerek bir oyun oynuyor. Ona göre de bir oyunu tercih edip... ...ona göre tamam. bir kurgulanması gerekir. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu olduğunu düşünüyorum. Eldeki ben Berkan, oyuncuların evet, doğrusunu... ...ne doğru, oyun çıkanı bulamıyor. Yani bu takım koşup basıp karşı pres... ...ve pres oyun kurarken önde yapamaz mı ya? Galatasaray'la Fenerbahçe'ye... Hocam bu takım Avrupa'da hiç yenilmedi hocam. Bu evet. oyunu buldu. Her, bu oyunu niye lige taşımamış? Ama Avrupa'daki oyun farklı. Şimdi Avrupa'da şimdi Avrupa'da talep evet. ettin senin... oyun ...bu evet. oyuncularla diyorsun ki... ...derinlemesine bir savunma kendi aralığında beklerim hızlı çıkarım. Şimdi burada bir büyük takımsın sen ve şampiyonluğa oynuyorsun. Sezon başından bahsediyoruz. Sana burada sonra. rakip bırakıyor. Sen yani. topa sahip olarak Hocam, oynayacaksın. Zaten Bu böyle. Her bak. maç yapamazsın onu. Bazen Hocam Ljusek şampiyon oldu böyle. Hocam, Mesela Ljusek ile ilgili benim bir şeyimi sergeni, paylaşmışlar da Ljusek ser, iflas etti vardı. diye sosyal medyada. Ümit, 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 ümit Karanı vardı. Bir, tamam, bir tek şey maç için söylüyorum bunu. Avrupa Kupa maçında 3-7 ee, maçta kendi söylediğim maçtan sonra hata yaptım diye. Doğru da. Şunu söyleyeyim. Lütfeskun ikinci senesinde Lütfeskun şöyle söyledi hocam, bizi çağırdı medya mensuplarını. Bundan sonra geçmiş dönemdeki gibi topa hakim olan taraf olmayacağız, topu rakibe bırakacağız, daha çok savunma yönü, topu beşinden koşmayacağız dedi. Ve Galatasaray takımı kompak futbol anlayışıyla o sene şampiyon oldu. Avrupa'da da. İki bu bakı birden ama ama pres yapıyordu o zaman. Ya tamam ama pres hocam. yapıyor öne çıkıyor stoperler. Yani şu görüntü vallahi gibi vallahi mesela... ne demiş biliyor musun? Bir adam atmayacaksak kalenin önünden demiş. Ya. Akman Şai sorsun. Me, me, Samsun maçı bir defa çıktı, ortaya ya, yaptı, gol attırdı. Me, ya o zaman daha böyle rakip alanında pres yapan bir Galatasaray var. Şimdi Galatasaray Beşiktaş maçında öldük değil mi yaptığı presi? Trabzon maçının 60 dakikasını öldük mağlup olmasına rağmen dedik Galatasaray iyi oynadı, pres yapıyor. Yani bunu mesela Torrent'in yorgun da olabilir bu takım. Evet haklı. Hem zihinsel mental olarak hem de aynı şekilde fiziksel bir yorgunluk olabilir iki Barcelona maçı araya Beşiktaş evet yani bu değişiklik türbülansın bir anda buradan oraya o motivasyondan hocam, buraya inmek kolay değil anlarım Levent abi hocam. ama bak 90 ama bireysel dakika, hataları do kabul etmiyorum bak, bak, bak 90 dakika bireysel hata da olabilir bu torrentin de su neyse ya, bak, ama yapma hayır, hocam hayır, görme bunu ya. hayır bak şimdi an benim ben onu demek istemiyorum Levent abi sen yıllarca hocalık hayır ya. farklı bir şey söylüyorum Şimdi bunlar da olabilir. Esas ne biliyor musun? Galatasaray bugün 90 dakikayı da yorgun domine etmeyebilir. Ama oyunun bazı o bölümlerini domine eder. Dediğim gibi az önce üçlü forvetle baskı yapar, pres yapar. Ucumu 5'e 3 bağlar rakibi. İstediği gibi ucum eder. Bunları böyle bir bölüm bölüm yapar. Hepsini de yapamaz. Yorgun anlıyorum. Mesela bunu yapamıyorsun. Oyuncu değişiklerini geç kalıyorsun. Doğru oyuncu değiştirmiyorsun. Doğru kurgula iki tane sekiz numara Berkan'ı hiç oynatıyorsun. Morutsan orada. Semiz seçimler kötü. yani bunun, bir şey umdun mu bunun, bugün bunun hocam? Hayır. Bunun, ya yani Morutsan çizgide değil. İçeride oynayacak diyorsun. tabii. Ya yani bunları mesela Torrent gibi antrenörün yani bir elinin deyip düzeltmesi ama gerekir. Bir şey yapamıyor o Bak zaman. bir şey söyleyeyim sevgili şey şey Gürcan. Gürcan Tabii. Canım. Ama Ender Bak. Bunu İstatistikleri de verir misin? İstatistiklerin birinci bölümünde hocam. Top Gaziantep'te. Galatasaray az toplu oynamış. Senin dediğini yapmış. Biraz daha kompak oynamış. 1-0 öne geçmiş gün şey. Bu kalsın çocuklar. kontratakla. İkinci yarı bak. Antep topu sana bırakmış. Kontrataklarla seni avlamış. Senin oynadığın oyunda seni vurmuş. Bunu teknik heyeti kenardan okuması lazım hocam. Morussan 70 dakika oyunda kalmaz etkisiz. O zaman şöyle yaparsın. Sen dediğine katılıyorum. Emre'yi sağ alırsın. Morussan'ı forvet arkasına Lent alırsın. Levent abi bir şey soracağım. Şimdi yani eleştiriyoruz. Tamam Torrent de eleştiriliyor ama Hani 2-3 ayda bir teknik direktör değişmez ki ya. Ben değilsin demiyorum ki. Hayır yani buna akıl koyan, torrenti getiren insanların bu takımın yönetimi olduğunu düşünecek olursak... buna herhalde orta ve uzun vadeli bir planlama dahilinde yapmışlardır. Ya yapmadılar Peki, uzun planlama. Peki nasıl olacak? Yapmadılar. Ya, ya yardımcı antrenör e, getirdiler Fatih Terim'e. Asıl hoca oldu olabilir. E, 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 olabilir ben bir şey söylemiyorum. Yok. Ama ya Hoca burada... Çizgileri çiziyor. Bunu görmesi lazım. Oyuna evrilmesi Tabii. lazım. Oyuncunun yerine değiştirmesi lazım. Ya e sağda ben... olmakla burada olmak arasında da Bak, fark, fark var. Esas ama, fark o fark, zaten fark, teknik adamlıkta. Işte farklı ama torrentle seneye devam eder Galatasaray vesaire. Yani ben de etmez falan öyle çok böyle köşeli konuşmalar yapmak istemiyorum. Ama ciddi torrentten beklenen mesela iyi performans da verdi. Dediğim gibi Beşiktaş maçı başta olmak üzere bazı maçlarda o baskıyı yaptı etti. Bu son bölümde altı maçta bir Konya'ya yenildi. Ama oyun olarak yorgunluk da olabilir bak katılıyorum. Eksik de olabilir. Hocalar doğru. Bak katılıyorum ama oyun mesela yine de mağlup olabilir. Galatasaray takım bir beşli bir savunmaya daha doğru hücum etmesi gerekir. Daha doğru az önce söylediğim gibi 3 üç ile üçlü stopere daha böyle önde baskı yapması gerekir. Yani bir şeylerin o, prensibini yapması gerekir. Ama bak yapamazsın. Yapamazsın. Hayır yani dediğin doğru değil, değil, da Mustafa da cezalıydı. Hayır yani e ya hay doğru söylüyorsun hayır, yani yapamazsın go onu. Gomis e stoperlere mi? bas. Başka da yine de yani. Yani hay hay dedi ya da deme hocam yine de, de Gomis'e iki değil. tane ya net yani. pozisyon Başka ya. yerdesin. 3'e bir bak şimdi benim demek istediğim Gomis 3'e bir bassın demiyorum. Bak şimdi Gürcan 3 kişi sıralanıyorsak üçlü stoper Gomis ortaya alacak. İkinci Kerem girecek içeri alacak, 3'ü alacak. 3 kişi kapatacak. Pas Yaptırmayacak. Onu demek istiyorum. Gomis gitsin 3'e bir bassın demiyorum. Yok yok ben işte Gomis şey o üçlüyü, o baskıyı... yap. Dün, yap bak şimdi Gomis kol kolkura çıktı. Kerem de geldi. Borussan mesela o görev tanımı rolü belirlenmemiş. Dikkat et oradan oyunu kurdular. O Toşka'nın o sol taraftaki anladın mı? Mesela Cino Bocci'den korumadılar yeri geldiğinde. Mesela üçlüğe doğru bir şekilde çıkmak gerekir. Gomis eğer sen 3'e 1 tabii o yaşta koşturursan tabii ki yapamazsın. Ama bu doğru bir pres anlayışı da olmaz zaten.